Bilgi burada. Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda demir dökümün Atron model etiketinden gösterelim. Kombisi çalışırken bir anda ekranda görmüş olduğunuz ışık veya çalışma belirtisi gittiyse ya da kombiniz çalışmıyorsa, hiçbir elektrik aldığına dair işaret yoksa neden yapabilir? Bunu göstermeye çalışacağım. Bu kapağından gösterdikten sonra şöyle kombinizin üstüne geçelim. Kapağı söktük. Video çekerken zor olmaması adına kapağı nasıl, eğer ki hani çıkartmak istiyorsanız kendiniz nasıl sökeceğinizi merak ederseniz de şurada parmağımla gösterdiğim yer ve yine şurası 2 adet vida olacak. O 2 vidayı aldıktan sonra kapağı hafif öne ve yukarıya doğru asıldığınızda yerinden çıkacak. Sonrasında şu şekilde durur. Ön panel, sizin gördüğünüz ekran, düğmelerin olduğu kısmı. Bunu da şu şekil öne doğru indirdiğinizde açılacaktır. Yine bunun üzerinde şöyle bir kapağı var. Bu kapak da şu şekil üstünde kapalıyken bunun da şurada bir tırnağı var. Yine şurada bir tırnağı var. Aynı şekilde kaldırdığınız zaman birisi şu ve bir adet de burada olmak üzere 4 tane tırnağı var. Bu kapağı da, tırnaklarını çıkaracaksınız. Şu da şurada şöyle bir soket olur. Bunu da yukarı kaldırıp şu şekilde çekin. Kablolar kopmasın. Bu kapağı açtıktan sonra kombimizin görmüş olduğunuz kart kısmı, anakart kısmına geliyoruz. Tabi buraları sökmeden önce yapmanız gereken işlem, eğer ki sigorta veya fiş, hangisi ise kullandınız. Bunda sigorta, şu an görmüş olduğunuz birçok kombide sigorta var ama bazıları da direkt fişe takılıyor. Fişten bir elektrik sorunu var mı yok mu bunu anlamak istiyorsanız, fiş takılıysa eğer, kombinizin fişini çekin takılı olduğu prizden. O prize başka bir elektrikli cihaz takıp elektriğin olup olmadığını kontrol edin. Eğer ki kombinizin prizinde elektrik varsa ve yine kombinizin içine elektrik geliyorsa, ki içine elektrik gelip gelmediğini anlamak için 10 metre ile ölçmeniz lazım. Kartın şu girişindeki 220 kısmından. Bunu yine risk içereceği için anlamıyorsanız dokunmayın. Çünkü direkt 220 volt olacağı için yani anlamazsanız, yanlış bir işlem yaparsanız, kart sağlamsa kartı da yakabilirsiniz ya da çarpılabilirsiniz. Bilin diye öğrenmek istiyorsanız gösteriyorum. Buradan ölçülüyor ya da sigortadan, eğer sigorta varsa kontrol etmek istiyorsanız şöyle bir kontrol kalemimiz var, elektronik. Bunu şu an sigortamızın şu giriş kısmına değdirdiğimiz zaman görüyorsunuz. LED'in yandığını görüyorsunuz. Bu elektronik olduğu için bu şekilde değdiğimiz zaman elektriğin olduğunu gösteriyor. Ve şimdi çıkışına bakıyoruz. Sigorta kapalı. Şu an elektriği geçirmiyor. Neden? Çünkü sigorta kapalı. Sigortayı açıyoruz. Sigortayı kaldırdıktan sonra tekrar görüyorsunuz LED'in yandığını. Yani şu an 220 volt kombimize geliyor. Sigortadan geliyor. Burada bir sıkıntı yok. Yani buradan geliyor. Buradan geldiğini anladıktan sonra sigortayı kapatıyoruz. Fişte takılıysa fişini çekiyoruz ve bu kısma geliyoruz. Kombimizin anakart 220 volt girişi şu. Bunu da nasıl anlayacağız diye sorarsanız eğer, beyaz kablo, bakın şu giren, kombimizin içine giren beyaz kabloyu takip edeceksiniz. Veya rengi ne olursa elektrikten gelen kabloyu takip edeceksiniz. Bunu da şu arka taraftan geliyor, şu kablo, beyaz kablo. Ve burada yan taraftan, şu bantın içinden buraya, şuraya geliyor arkadaşlar. Bu 220 voltun girişi ve burada şu kutunun içinde bir sigorta var. Yine şurada da bir sigorta var ama bu sigortaya kolay kolay bir şey olmaz. Ama yine de bunu da kontrol edebilirsiniz. Cam sigortalar genelde, şöyle bir netleştirirsek. Evet, şu an tam göremiyor olabilirsiniz ama cam sigortaların içinde tel olur. İncecik bir tel olur. Bu teli gözünüzle kontrol edebilirsiniz. Kopuk mu değil mi? Ya da ölçü aletiniz olması gerekiyor. 10 metreyle bunu ölçebilirsiniz. Sağlam mı değil mi? Kopukluk var mı yok mu diye. Bu sigortadan ziyadesiyle dediğimiz gibi şu ilk sigorta. Çünkü girişteki sigorta hiç ekranımıza ışık gelmediği için, şu ekran çalışmadığı için, elektrik geldiği halde kombiye, burası çalışmadığı için girişten arayacağız sorunumuzu ve şuradaki sigortamızın kapağını kaldıracağız. Sesi duydunuz, çıt dedi. Bunu çok zorlamadan çıkartın. Ve bu sigortamız kararmış. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum videoda da ama sigortamız patlamış arkadaşlar. Bu sigorta patlar. Eğer ki kartın başka bir kısmına zarar vermediyse bu kartı tamir edip sigortayı değiştirip, o parçayı değiştirip yeniden takıp çalıştıracağız. Ama karta zarar verdiyse, daha farklı arızalar olduysa düzelmeyecek. O zaman kartın tamamının değişmesi gerekiyor. Bu kombi için
Bu şekilde bir hatayla karşılaşıyorsanız eğer kontrol etmek isterseniz buralara bakabilirsiniz. Ama videonun başında da belirttiğimiz gibi işten anlamıyorsanız kendiniz müdahale etmeyin. Çünkü hem 220 volt elektrik riski var hem de daha farklı arızalara yol açabilirsiniz. Kombinizin arızalarının bakımı için kendi yetkili servisiyle görüşebilir veya işten anlayan ustalardan yardım alabilirsiniz. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.